Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. 396 mektubat, 29. mektup, 1. kısım, 8. nükte. Pek burası olmuyor. Değil mi? Olmayan bir yer. Hutbe-i Şamiye var mı? Hutbe-i Şamiye. Bir de emirdağımız burada. 8. nükte. Buna dair bir düsturu, hakikati beyan etmek lazım gelir. Lazım şöyle ki. Bir düsturmuş şimdi. Yoksa yok. Tamam. Ot. Yok yok. Tamam. Yok abisi. Ot. Naklederiz artık. Zaten Hasan olmayan ister. Buna dair bir düstur. Yukarıda küllü bidatin dalaletun ve küllün dalaletin finnar. Bütün bidatlar dalalettir. Bütün dalaletler de finnar, cehennemliktir. Şimdi onunla alakalı bir yer şey yapıldı, anlatıldı. Sonra bir düstur beyan ediyor şimdi buna binaen. Gerçi yukarısı da 7. nüktede pek olmamış. Yani bunlar olan bir yer değiller. Bu dersler. 8.sinden gireyim. Sonra 9'u okurum. Eğer zamanımız olsa 7'yi de okurum. Nasıl hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuk umumiye namıyla iki nevi hukuk var. İki çeşit hukuk var. Hukuku şahsiye, ferdin şahsi hukuku, bir de hukuku ümumiye hukuk var. Öyle de mesaili, yani böyle hukuk olduğu gibi, hukuk ama ona ait hükümler de olacak o zaman, iki çeşit hukuk varsa, bunun tefrik edilmesi lazım. Paldır küldür diye her doğru hemen doğru olmuyor işte. Am mıdır, has mıdır, sucunun, gusunun, zahrun, battun, hattun, muttalağın, öyle midir? Yani şahsı hukuk mudur, umum hukuk mudur? Yani sari ifade midir, imam mıdır? Risaledeki. Sari ifadenin karşısında, çok açık ifadenin, ima hemen onun ne yapılır? Hükmü kalkar, mensuh olur. Mesail-i şeriyede bir kısım meseleler, eşasa taalluk eder. Eşasa taalluk eder. Bir kısım umumiyet itibariyle taalluk eder ki onlara şair-i İslam'a tabir edilir. Bir kısım eşasa taalluk eder. Şahsi bir hukuk. Diğeri ise, umumi hukuk ise şair-i İslamiye olan şeylerde oluyor. Şair-i İslamiye'de. Şimdi onlar anlatacak. Şair-i İslamiye tabir edilir. Bu şairin umuma taalluku cihetiyle umum ondan hissedardır. Şair umum hukuktur. Hizmet usturları umum hukuktur. Şahsın kendisi şahsı hukuktur. Kuyruğuma bastım, benim şahsı hukukum. Umumun rızası olmasa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüzdür. Şaire ilişmek umum hukuka tecavüzdür. Mesela gelecek ama ben biraz şey yapayım, önceden söyleyeyim. Ezan mesela, tesettür mesela, yayın organlarındaki ahlaksızlıklar, bunlar hukuk, umum hukuka tecavüzdür. O şairin en cüzisi, yani topluma ait olan, şaire ait olan hukuk ise en küçüğü, sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazar emniyettedir. Niye? Doğrudan doğruya umum alem-i İslam'a taalluk ettiği gibi asr-ı saadetten şimdiye kadar bütün azim İslamiyenin bağlandığı o nurani zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar.
Ya şair-i İslami, mesela bir ezan, mezar taşları gibi. Ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. Şimdi bunlar şahsi hukukla umum hukuk arasında, orada bu 94. maddede bunu biraz da veciz söylüyor. Diyor ki 94 zannediyorum. 94. Diyor ki zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi kavide tekebbür olur. Zayıfın kuvvetliye karşı izzet-i nefsi kavide tekebbür, kibir olur. Kavinin zayıfe karşı tevazu, zayıfte tezellül olur. Yani zayıf hukukunu şey yapamazsa kuvvette zalimliği devam eder. Ama zalim böyle kavi, bunu izah edecek mesela, neyse. Bir ulul emrin makamındaki ciddiyeti, ulul emir makamındaki ciddiyeti vakardır. Mesela hakim, mesela bir müdür, mesela benim buradaki bulunmam. Bu vakar, ciddiyeti vakardır. Yani bu makamındaki ciddiyeti vakardır. Mahfiyeti, estağfurullah, siz daha iyi bilirsiniz, yani müsaade ederseniz, burayı da okuyayım, müsaade ederseniz, bu zillettir. Senin böyle bir hukukun yok. Senin hukukun değil ki. Delal-ı Kur'an olan Said-i Muvakkat'ın makamında geçmiş. Senin makamın değil. Sen kendi evinde yaparsın. Zaten söylüyor. Diyor ki, hanesindeki ciddiyeti, geldiniz, buradaki ciddiyetim var. Eve geldiniz, benim eve. Ciddiyeti kibirdir, mahfiyeti tevazudur. Yani veya bulunduğu makamda ciddiyeti nedir? Bu mahfiyettir. Vakardır. Tamam, ciddiyeti vakardır, mahfiyettir. Şimdi eve gitti bu müdür. Aynı hali orada takınsa bu nedir? Annesindeki ciddiyeti kibirdir. Otur kızım, anam. Yani askeriyedeki komutanın askeriye de eve götürüyor. Bunu kullanabilirsiniz. Şimdi diyeceksin ki benimle ne alakası var? Dükkanı eve taşıma bak. Uygula işte. Sokaktaki psikolojini, otobüsteki o başına geçen hadisi eve taşıma. Dükkandaki durumunu taşıma. Hissettirme yani. Genelleme yani. Onların hukukunu bozma hakkın yok. Niye bozuyorsun moralı? Niye her şeyi anlatıyorsun kardeşim, olumsuzlukları? Niye olumsuzlukları yayıyorsun? Çare midir? Yok. Yani peki benim sıkıntımı azaltıyor. Azaltmıyor. Hanımın sıkılması senin sıkıntını da arttırıyor. Bak, yer değişince bak ne oluyor. Başka bir örnek veriyor. Fert mütekellim vahde olsa, fert şahsi hukuk olsa, musamahası fedakarlığı amali salihtir. Kuruma bastınız, bir şey mi aldınız, suyu mu aldınız? Ne? Hani aldın işte de. Helal olsun. Hani kimse seni zorlamaz helal etme. Amali salihtir. Salih Ahmet'tir, salih. Mütekeni mal gayrı olsa, ben kendimi uygulayayım, sen eve de uygulayacaksın. Ben dershanede yaşlı olarak dershanenin sefk idaresinden birinci derecede mesulüm. Bunu ne ben seçmişim, ne de sen beni seçmişsin. Bu kader ilahinin süreci içerisinde Cenab-ı Hakk'ın İhsan ilahi tarafından omuzumuza koyduğu bir vazifedir. Tamam, koymuş ya. Yani. Hiç kimse böyle olacağını bilmez. Çünkü yüzlerce, binlerce insan içinde kala kala kimisi kabire gidiyor, kimisi eve gidiyor, kimisi ticarete gidiyor. Tamam, kalıyor. Zekiler mektebe gitti. Zenginler dershane çorbasını kanaat etmedi. Kimler kaldı? Akıllılar kaldı. Akıyla zeka farklıdır. Biz onu böyle şey zannediyorduk. Basit adamlar zannediyorduk. Zekiler mektebe gitti diyor. Zenginler dershane çorbasını kanaat etmedi. Kim kaldı? Akıl. Akıl ne demektir? Aklı veren bu el yapılırken
Bu el kullanılmadı. Bu elden önce el olması lazım. Göz yapılırken bu gözden önce göz olacaktı. O göz yaptı bu gözü. Bu akıldan önce akıl olması lazım. Bu aklı ona bağlamak akıllılıktır. Bu akılla kendini idare etmeye çalışmak zekiliktir. Yani senin aklını yapana bağlanmaya tenezzül etmemek, ihtiyaç duymamak zekiliktir. Zeki de dünyanın en zor durumda olan sıkıntılı adamlardır. Akıl ise aklı yapana aklını bağlamaktır, bu akıllılıktır. Biz böyle şeyler dershanede evliyalar, behlüller kaldı diye hep böyle bir yanlışımız da o. Fethi abi, dersler yapılırken sen ve benim gibi uydurduk adamlar kaldı diye böyle hani Rüştü abi de çeviriyor. Meğer zeka ile aklın arasındaki farkı ayırt etmeye Cenab-ı Hak nasip ettikten sonra fark ettik ya. O kabre üç giriş de öyle. İkincisini hep yanlış okuyorduk 30 seneden beri. Teslimiyeti iman zannettik. Kabre giriş üç sebepte. Ehli iman, ikincisi ehli tasdik. Tamam? Ehli tasdik hapsebedidir diyor. Tasdiki iman zannettik. Oysa iman dördüncü mertebesi. İman değil daha. İtikat bile değil. Dışarıdan yukarıya çık. Soğan kabuğu gibi. Dima, tahayyül. Çık yukarıya. Tasavvur. Çık yukarıya. Tahakkuk. Çık yukarıya. Tasdik. Bak ikinci yol tasdik. Tasdik eden. İman eden demedi ki. Tasdik iman değil ki. Daha tasdikten sonra izan. İltizam. İtikat oluyor. Yedinci yol. Sonra kalbe iniyor iman oluyor. İman kalptedir. Elde ayakta kafada arama diyor. Tasdik iman değil ki. Onun için idam ebedidir. Nasıl ders yapıyorduk onu? Birinci yol kabre giriş. İman edip inandığı gibi yaşayan. İkincisi iman edip inandığı gibi yaşamayan. Yanlış. Öyle biliyordum. Ben kendi yanlışım. Başkasını söylemiyorum. Ben yanlış diyordum. Böyle diyordum. Oysa ikincisi. Üçüncüsü nedir? Ehli küf inkar. Bu ehli iman. Bu ehli inkar. Bu ise ehli tasdik. Ehli iman değil. Ehli inkar da değil. Leylim leyne. Tabi canım bir Allah var yani. Sorduğu zaman hatırlıyorsun. İman değil ki. Ehli gaflet gibi de olur değil mi? Gaflet. Gaflet. Yani şeyde olur musun şey Hasan kardeş? Büyük günahı serbest işli. Hiç tövbe etmemek onun imandan hissesi olmalı ibadettir. Buna uyar mı? Aynen. Aynen. Büyük günahları işleyip istiğfar ve tövbe etmemek onun imandan hissesi olmadığına delildir. Evet. Mesela şualarda da var. 517 miydi? Amel-i salih de imanın bir cüzüdür diyor. Gel 83 işaretleyeceğiz da. Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren ibadetlerdir. Gel 149 gene işaretleyeceğiz. Amelu, amel imandan değildir ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor. Benim amelim var, uğraşıyorum, senin de var da. Gene imanımız var mı yok mu diye korkuyoruz da adamın ameli yok, imanında nasıl emin oluyor? Namaz yok. Oruç yok. Zekat hiç yok. Namaz olmayan zekat zaten vermez. Namaz yok, zekat yok. Ders yok, dava yok. Ben ders var. Tevazu mu yapacağız? Dersimiz var. Zekatımız da var. Namazımız var. Şurada var bu var. Gene endişe diyoruz. Acaba imanı nasıl yapacağız? Adam imanından da endişe yok. Ha, ikinci yol bu. Nedir o? İman etmemiş. Teslim olmuş. Yani hatta Kur'an-ı Kerim. Tasdik etmiş. Tasdik etmiş. He. Tasdik. İtikat etmemiş. Kur'an'da ne diyordu? Hangi suredeydi ya? Rad mıydı? Rum muydu ya? 11. ayet. Diyor ki iman ettik demeyiniz. Tasdik ettik. İslam olduk deyiniz. Yani amel ediyoruz. Ama iman etmemişler. Neyse. Şimdi burayı da niçin açıldı? Burasını da çözemiyoruz yani. Çözülmüyor. Mütekilim bahtı olsa, benim hukukum olsa adam şahsi hukuku, umum hukuku ayırt edememiş. Nasıl hakim olacak? Nasıl yönetici olacak? Nasıl idareci olacak? Hem evi. Evde mesela. Hanımla bir sorunun yaşıyorsun. Bak ne yapacağız? Fert mütekinin vakti olsa. Musaması fedakarlığa mali salihtir. Mütekeli mal gayrı olsa hiyanettir, ameli talihtir. Mesela Şefki Dari'deyim ben dershanede. Böylesin ben seçmemişim, sen de seçmemişsin. Allah vermiş.
Şimdi bakıyorsun Risale-i Nur olmayan bir şey göz yumuyorsun. Olur olur. Şey yapılır falan. Hayır. Olmaz kardeş. Olmaz. Şimdi namaza duruyor. Namaza geçiriyoruz. Adam secdede iki ayağını kaldırıyor. Ben demeyecek miyim? Orası eğitim yeri ya. Ben diyeceğim tabii. Veya gazete getiriyor orada kalan. Radyo açıyor. Misal yani. Sen burada musamaha edebilir misin? Mütekel mal gayrıdır. Umun hukuktur. Musamahası hiyanettir, amali talihtir. Aynı adam. Ama geldi kalemimi çaldı. Çaldı işte, işte zulmetti, bana laf dedi. Bana laf dedi, tamam bir sürü şeyler saydıysa saydı yani. İstersem affederim, istersem etmem. İstemeye bağlı. Umumi hukukta istemeye bağlı değil. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahür edemez. Hazm-ı nefs eder, sineye çeker ama benim gibi adam var mı ya, bak benim gibi hazm-ı nefs eden var mı? Tefahür edemez, gururlanamaz bunu yaptım diye. Millet namına tefahür eder, hazm-ı nefs edemez. Millet umumun hukukuna noktasında fahillenir elhamdülillah. Nurculuk hamdolsun. Hamdolsun, hizmetler çok iyi. Ondan sonra bu ise ya şey yapmayalım. Yani fazla şey yapmayalım hizmeti. Yani yok, hazm-ı nefs böyle yapamazsın. Kendine mal edemezsin onu. Demek ki iki tane hukuk var. Şahsi hukuk, umumi hukuk. Eve uygulayalım. Eve uygulayalım. Bir şahsi hukuk var. Bir umumi hukuk var. Tamam mı? Şimdi evde bir sorun var. Tamam mı? Bir sorun var. O sorunu çözerken bir sürü kişilerin hukukunu tecavüz ediyorsun. Yani moralini bozuyorsun. Peki ne olacak onların hukuku, o bozduğun kişilerin? Onların hukuku ne olacak? Onu söyle bakalım. Onların hukuku ne olacak? Çocuğun moralini bozdun. Kızın şeyini bozdun. Sistemini bozdun. Ne olacak? Şahsı koptu. Kavga yapmayacak mıyız abi? Yapacaksın. Tabii ki o da hakkındır. Eğer hakkı iddia ediyorsan. Ama nerede yapacaksın? Bu durumda yapacaksın onu. Veya yatak odanda. Duyurmayacaksın. Çocuklara güvensiz bir ortam sergileme hakkınız yok. Anne baba kavgalı. Orada ne olur? Güvensiz çocuklar, özgüvensiz çocuklar büyür. Yani güvensiz bir ortam ya. Nereye güveneceksin ki? Birbirini yiyor. Birbirini yiyen bir yerde nasıl bir güven duygusu gelişecek? Yani birbirini aşağılayan, birbirini tenkit eden, birbirini fırçalayan, birbirinin arkasından konuşan da çocukta nasıl böyle sevencen, affeden, kucaklayan bir çocuk olur? Affedilme ortamında büyümedi ki affedici olsun. Affetmeyi görmedi ki. Sevgiyi görmedi ki sevsin. Bunlar öğrenilmesi, görülmesi şeylerdir. At eğitiliyor. Seyisler var. Köpek eğitiliyor. Öyle değil mi? Şimdi bu evde eğitmen yeri. Sevgi yok. Nasıl sevgi öğrenecek? Sigara ağzından. Oğlum biz alıştıklarına şeklik yaptık zaten. Bu sigara rezildir. Evet tamam. Yani tabii o da hemen bırakacak yani. Bekle. Abi nereden çıktı? Tipi tipten çıktı çocuk. Senden çıktı da nereden çıkacak? Koyuva'dan çıktı. Abi bilmiyorduk. Niye evlendin? Bilmemek özür değil. Bilmemek kulluğun özürü değildir. Nerede oturuyorsun? Kars'ta. Edirne'deki arsanın fiyatını biliyorsun. Nerede oturuyordun? Edirne'de mi? Kars'taki peynirin fiyatını biliyorsun. Onu niye bilmiyorsun? Doların, euronun şeylerini biliyorsun. O şairin en cüzisi sünnet kabilinden bir meselesi en büyük bir mesele hükmünde nazar-ı emniyettedir. Doğrudan doğruya umum alem-i İslam'a taluk ettiği gibi. Umum alem-i İslam'a taluk ettiği gibi
Asr-ı Saadet'ten şimdiye kadar bütün azim İslam'ın bağlandığı, azim İslamiyet'in bağlandığı onurhane zincirleri koparmaya, tahrip ve tahrif etmeye çalışanlar ve yardım edenler düşünsünler ki ne kadar dehşetli bir hataya düşüyorlar. Ve zerre miktar şuurları varsa titresinler. Evet. İlemeyi el aziz. İmana ait bilgilerden sonra en lazım ve en mühim amali salihadır. Amali salihadır. Şualarda da amali salih imanın bir cüzüdürdür, ikinci cüzüdür. Salih amel ise maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle. Salih amel nedir? Mesela namaz kılmamak. Yani veya herkesin yanında oruç açmak, yemek. Umumi hukuka tecavüzdür. Belki çünkü ya ben bir şey yapıyorum. Kardeşim benim orucum ya sana ne kardeşim ben herkesi yiyorum. Ateş yakmaya benzer. Bana ne ben bahçemde yakarım. Naylonu yakamazsın kardeşim. Ne mali dumana ve kokuya boğdun. İslam hukukunda acayip öyle garip şeyler var ki mesela o kadar ince ki beşeri düşünüşte olacak şey değil yani bunlar. Beşeri düşünülemez. Nedir? Mesela küçük evler olan yere gökdelen büyük bina dikemezsin. Çünkü insanları aşağılık kompleksine itiyorsun diyor. Manevi hukuka bak. Acayip bir şey. Sevad-ı azama ittiba etmek lazım. Toplumda uçuk bir şekilde araba alamazsın. Uçuk bir şekilde evde oturamazsın. Muzammime Cadde-i Kübra'dan gider yani. Böyle orta vasatta paran varsa fakir fukara yücel. Yani herkes Hacı Anadolu'na giderken böyle son model jiplerle o mahalleye giremezsin. Haram değil. Ama doğru değil. Bak salih amel. Bu şart. Salih amel ise maddi ve manevi hukuku ibada tecavüz etmemekle hukukullah'a da bir hakkın ifa etmekten ibaret. Mesela tarihçi hayatta diyor bir tesettürlü, çarşaflı bir kadın sokağa çıktığı zaman 20 tane vaazdan daha tesirli vaaz ediyor diyor. 20 ya. Ecnebilerden alınan maddi bilgiler sanat ve terakkiyata ait ise lazımdır. Sefaate dair ise muzirdir. Ya. Lemalarda da şöyle bir şey var. 54'te. Bu da uzun olur. Gene sünnet-i seniye taalluk eden, yani şuradan alayım da, sünnet-i seniye içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şairi de taluk eden sünnetlerdir. Mesela şairi taluk eden işte, cemiyete ait sünnetler ne olabilir? Mesela hatırlayanınız var ne olabilir? Şair İslamiyet taluk eden cemiyete ait sünnet. Cenaze namazı olabilir mi? Cenaze namazı. Başka? Takke, sarık, cübbe. Ezan. Evet. Takke, ezan. Sakal o kadar değildir. Çünkü sakalı papaz da bırakıyor, solcu da bırakıyor. Ama takkeyi yok. Ezanı onlar okumaz. Yani o da sünnettir. Ama topluma ait olan büyük bir sünnet değildir. Bu da ses şey yapacak ama. Çünkü niye? Hemen sorarlar sana. Rahmani mi şeytani mi? Her sakallıyı sakal diyebilir misin? Mesela Charles Darwin'in sakalını gören var mı? Dedemde bile öyle yok. Ve hakikaten öyle yaptığın gibi böyle değil de hakikaten güzel böyle. Ben beyaz ve nurani.
Tabi sakal sünnettir ama bir ezan gibi değil diyorum. Ezan, bir tesettür gibi değil. Sen mesela bir zındığın çarşaf giydiğini gördün. Giymez. Bir Bulgara takke taktırabilir misin? Sarık saktırabilir misin der usta. Değil. Demek ki sünnete, sünnet-i seniye içinde en mühimi İslamet alametleri olan ve şaire de taalluk eden sünnetlerdir. Şair adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Biliyor musunuz? Şair adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi bu terkiyle de umum cemaat mesul olur. Dersler de şaire giremez. Nerede? Dersler de... Önce ön müyüm? Bu nevi şaire dair riya giremez ve ilan edilir. Yani ya çarşaflıyım ayıp olur, işte namaz kılıyoruz ayıp olur, takkeliyim yani sakal bırakmışım, şalvar yani ne derler yok. Yok, şaire taalluk eden sünnetler şahsi farzlardan daha mühimdir. Şahsi farz mesela evde gusül abdesti almak. Onun sevabını bir yere koy, farzdır yani yıkanmak, farzdır. Onun sevabını bir yere koy. Şairi taalluk eden, yani gördükleri zaman seni o bu Müslüman yani hatırlatan bir şey senin banyoda aldığın gusül abdestinden daha sevaplıdır. Çok yani tuhaf yani. Bak neyim? Şair neymiş? Adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha emniyetlidir. Aa ya şey derler ya bu acaba riya olur mu? Ne riyası ya? Tam tersine. Tam tersine. Buna ait yer vardı hatırlar mısınız Kastamonu? Kim hatırlayacak bakalım? 184 mi? Harika. Maşallah. Şey meselesi meşhur İmam Gazali'den. O ola, bir riya. Helal olsun sana be. Evet, bildiğimiz bir yerden sana bunun için. Hepsi değil de. Hepsi evet. Bir de bu selam. Ama özür dilerim ya, beyan etmekte gücenmesem bir şey söyleyebilir miyim? Söyle sana. Gücenme. Ve amadır. Değil mi? Evet. Ve amadır 184. Yani kayda girdiği için söylüyor. Evet. Kayda alındığından söylüyorum buradaki de. Bak 184 biliyor. Sen Enes bilmiyoruz. Sen mi amasın, o mu ama? Bizim için de geçerli. Gelin, ona biraz sırtı kalın, ona diyebildim. Ama sana söylüyorum Murat. Doğru söylüyorsun abi. Kime şey, bak görüyor musun? Sevgili kardeşim, tebrik ederim. Onun için şaşırdım, aferin sana. Allah razı olsun. Bak, Allah Allah. Riya nedir? Gösteriş. O nereden kaynaklanır? Birincisi zaaf imandan gelir. Riya, gösteriş. Bir, zaaf imandan gelir. İki, hırs ve tamah yüzünden olur. Hırs. Yani teveccüh ameyi celbetmek için yapılır. Ama şair takdir ederse gene de kurtulur. Başka riyaya sebep hırs-ı şöhret ve bucah. Ne de bakayım ne desinler diye. Demek ki vazife-i dini itibariyle NASA insanlara hüsnü kabul ettirmek, o makamın iktiza ettiği yüksek tavırlar ve vaziyetler hutfuruşluk ve riya sayılmaz ve sayılmamalı. Meğer o adam o vazifeyi kendine enaniyetine tabi edip istimal etse. Evet, bir imam İmamet vazifesinde bir imam imamlığını vazifesinde tesbihatları izhar eder. İsma eder, duyurur. Hiçbir cihetle riya olamaz. Yani tesbihatları, ezanları, Kur'an okumaları riya olmaz. Ya kürsüye çıkıyorum da ya şey olur mu falan. Ne olacak kardeşim? Çıkmamak riyadır. Tevazu riyakarlığı. Meğer o adam oraya okuduk. Fakat o vazife haricinde tesbihatları aşikare halklara işittirmeye
Riya girebildiği için gizlisi daha sevaplıdır. Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, sahtesi de var demek ki, neşiat-i diniyelerinde ve ittiba-i sünnetteki ibadetlerinde ve içtinab-ı kebairdeki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. Risale-i Nur'un hakiki, çakma değil, sanayi değil, orijinal talebeleri, hepiniz olsunuz yani, bu saatte gelmişsiniz. Hakikaten orijinal tabii, çakma olur mu? Hakiki şakirtleri bir, neşiat-i diniyelerinde, iki, ittiba-i sünnetteki ibadetlerinde, içtinab-ı kebairdeki takvalarında Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. İnşallah riya olmaz. Meğer ki Risale-i Nur'a başka bir maksat-ı dünyevi için girmiş ola. Şimdi bunlar okuduktan sonra şu hükmü okumak için okudum. Buraya bunun için geldim. Farz ve vaciplerde, buraya okumak için bunu yapmam lazımdı. Farz ve vaciplerde ve şair-i İslamiye'de ve sünnet-i seninin ittibaında ve haramların terkinde riya giremez. Yani dedik ya, burada okuduk. Yani cemiyette, şuradan, cemiyette şey yaptığımız zaman riya olmaz. Şöyle bazıları diyor ki, yani şu yapmayayım ya, riya girer ya, tesettür riya girer ya, dindar derler, namaz kılmayayım. Tam tersine, farzlarda, vaciplerde, sünnet-i seniyenin ve şair-i İslamiye'nin ittibaında haramların terkinde riya girmez. İsharı riya olamaz. Hasan'a burada bir şey söyleyeceğim. Geçen iş yerinde, yani çok iş yerinde çok şeyler oluyor da, toplumda. Mesela adam zinasını anlatıyor, içkisini anlatıyor, kumarını anlatıyor. Elhamdülillah, adam demek zina eden demek değildir. Adam demek adam gibi adam, eşine çoluk çocuğuna sahip çıkan, zina etmeyen adam adamdır. Evet, meğer gayet zaaf-ı imanla beraber fıtratın riyakar olan, belki şair-i İslamiye temas eden ibadetlerin isharları, şair-i İslamiye temas eden, şair-i İslamiye takkedir, cübbedir, sakaldır. Yani takkeli sakal olursa ham Müslüman. Ama takke koymadan böyle olursa biraz böyle, acaba diğerlerine şey yapar mı diye. Çünkü benziyor. Sen de mesela büyük bırakman lazım. Büyüksüz olmaz. Sen de. Büyüksüz olmaz. Oo, olmaz. Vaciptir ha. Vaciptir. Bu ne Murat? Kırar mı kafanı? Bak. Gayet zaaf imandan beraber fıtraten riyakar olan, belki şair-i İslamiye temas eden ibadetlerin izharları ihfasından çok derece daha sevaplı olduğunu Hüccetül İslam İmam-ı Gazali radıyallahu anh gibi zatlar beyan ediyorlar. Sair nevafillerin ihfası, yani diyelim ki ebvabi namazı, teheccüd namazı, yani şahsına taalluk eden nafileler, yani onları gizlemesini söyleyecek. Neredeydik? Sair nevafilin ihfası çok sevaplı olduğu halde, yani mesela sadaka vermek, ama zekat vermek de açık yapılır ki teşvik olur. Sadaka gizli yapılır. Çünkü zekat farzdır. Sadaka farz değildir. Ama bir yere gittiniz. Hakikaten hiçbir şey yok. Leylim, zalim zulmünü devam ediyor. Mazlum eziliyor. Ya arkadaşlar, ben burada fakir fukara gördüm ya, bir şeyler getirdik verdik. Ta ki siz de verin diye niyeti olursa ona da girmez riya. Baş fukuktan söylüyorum. Sair nevafilin ihfası çok sevaplı olduğu halde şairiye temas eden, hususan böyle bidalar zamanında ittiba-i sünnetinin şerafetini gösteren ve böyle büyük kebair içinde haramların terkindeki takvayı isar etmek değil riya, belki ihfasından, gizlemesinden pek çok derece daha sevaplı ve halistir göstermek. Hani Ömer evine gittin, takkeyi çıkar, dışarıda tak. Ya riyakarız, ya dini anlatıyoruz. Onun altındaki zaten imanı var zaten. Toplumda
Yani riya olabilmesi için çıkış yolu söylüyorum şeyi yani. Aldatamazsın diye. Toplum seni takdir olunca alkışlıyor mu? Zemme diyor çoğunlukla. Zemme diyor. O zaman nefsine ağır geliyor. Nefsine ağır gelen bir şeyde riya olur mu? Lan bak takke koyduk, sarık koyduk, cübbe var, efendim sakal var. Benim gibi adam var mı? Eşek falan diyorlar, şunu diyorlar, bunu diyorlar. Onun için. Allah Allah. Şurada bitireyim. Bu nevi şaire dair riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha emniyetlidir. Allah Allah. Niye? Sünnet-i seni edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep bulunmasın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Edebeni Rabbi fâsini te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surete ihsan etmiş. Edeplendirmiş. Beni edeplendirmiş. Onun dışında edep yok. Ne demek? Onu ben söylemiyorum Türkçesini. Evet, siyer-i nebeviyeye dikkat eden, bak siyer-i nebeviyeye dikkat eden ve sünnet-i seniyeye bilen katiyen anlar ki edebin envanı Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder ki bir edep mahrum beşet ez lütfi Rab kaidesini masada olur, hasaretli bir edepsizdir şey. Yani edebi terk eden mahrum olur beşet lütfu Cenab-ı Hakk'ın lütfundan. Peki sünnet-i seniye bir şahsın davranışı mıdır? Öyle anlaşılıyor. Bir insanın davranışı değil ama bir insanda gözükendir. Çünkü aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Bu bir. Ayşe-i Sıdıka radiyallahu anh'a sormuşlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam ahlakı nasıl bir ahlaktı? Demiş ki siz Kur'an okumaz mısınız? O hulukul Kur'an, ondaki ahlak Kur'an ahlakıydı. Demek ki o doğasından çıkan bir hareket değildir. Eğer doğasından çıkan bir hareket olsaydı, doğasından çıksaydı, kadınlar taklit edemezdi. Çünkü erkeği taklit eden kadına, kadını taklit eden erkeğe tehlikeli şey vardır, hitap vardır. Peki niçin bunu taklit ediyor, kadında taklit ediyor? Çünkü onun zatında değil ama o aynada gözüküyor. Nedir o? Kainatı Allah yarattı. Yani kocaman ağacı yarattı, onun çekirdeğine kulasalandırdı. Ha, kainatı yarattı, bütün 18 bin alemi yaydı. Onun bütün bağlarını, ilişkilerini, çelişkilerini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruhuna koydu. O alemle ilişki ve çelişki, yani doğru, mesela karanlık aydınlığa çelişkidir. Göz çiçeğiyle ilişkidir. Bütün 18 bin alemle ilişki ve çelişki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ruhuyla oluyor. O zaman o fıtrat sünnettir. Sünnetullah tabir edilir. Sünnetullah tabir ediliyor. Sünnet. Fıtrat yani. Onu bir kuvve insana koymuş. Bir kuvve. Çekirdek. Onu uyandırıp o alemle mulakki olmak, beraber olmak, onunla ünsiyet etmek, tamam mı? O alemleri gitmek, o alemler iade ziyaret etmesi, o alemleri alemimizde açmak için yöntem gerekiyor, yol gerekiyor, tavır gerekiyor. Yani şöyle, KRT'ye gitseniz, KRT'de kendi başınıza bir yöntem bulsun. Ben böyle yapıyorum, lan nereye gittin? Kung Fu'ya mı gittin? King Box'a mı gittin? Orada bir yöntem yok mu? Oraya uymak zorunda değil misin o adama? Ya ben kardeşim senin sünnetine uymam diyebiliyor musun? O zaman niye gittin? O zaman King Box'u olmayacaksın. Müzeye gittin. Gittim ton sahasına. Yani bana söyler misiniz? Ne olmak istiyorsanız... Ama gittiğiniz yerde onun sünnetine uymayacaksınız. Kim kabul eder sizi? Olabilir misiniz yani? Topa gittin, ben istediğim oynarım sahada. Oynayamazsın kardeşim. İstenildiği gibi oynayacaksın. Ben top sahasına girdim, futbolcuyum. Şurada olursa penaltı ben saymam. Lan kural işte bu, penaltı olacak. Müzikte de öyle. Şimdi ben bu aleme geldim.
İstediğim gibi yaparım. Nasıl olur ya istediğin gibi? Sen nereye gidiyorsun da istediğin gibi oluyor? Hastaneye gideyim, paldır küldür giriyorum. Yok kardeşim, bunun saati vardır. 7-8'de olur, 5'te kapanır, sıra alınır, bilmem ne yapılır, bir sürü kaydır. Ben, bu nedir? Sünnettir bu. Adettir, kuraldır, usuldur. Yani bütünlük içindeki bireyin, hukukun işlevidir. Şimdi peygamberin sünneti, peygamberin zatıyla alakası yok ki. Sistemin adıdır. Kung fu'ya git, futbola gittin, tamam mı? Kung fu'daki o hoca kendi zatının işlevi değil ki. Evrensel olan, yani genel olan bir kaydedilir, icra ediyor, adam iyi biliyor. Fıtratında yoktu ama Kur'an ahlakıyla ahlaklandı. Yani sonra Kur'an'a en iyi tabi oldu. En iyi uyudu. Orada fıtratının da bir şey özellikleri var ama. Şimdi şu. Uyuma kalitesi bakımından. Şimdi edebi. Bütün Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bütün her şeyi yarattı. 18 bin alemi yarattı. Ağacı yarattı. Çekirdek düşün. Çekirdek Nur-u Muhammed. Ağacı yarattı. Şeceri hilkat. Şahsiyet-i Muhammediye. Yarattı. Onu gitti meyveye cem etmiş. Meyve. Meyvedekinin adı bil kuvvedir. Üşüdüğünüzü açın ya. Aç onu. Aç. Baktım millette bir yüzüşme var. Biz derste şey olur diye, sıcaklık olur diye, aktif olmazsınız diye. Baktım böyle şey gibi solucan gibi böyle şey büzüştünüz böyle. İyi hadi aç bakalım. Şimdi abim aklık çıktı. Açalım dedim. Şimdi ağacı yarattı. Ağacın mazisini, istikbalini nasıl neyle taşıyacaksın çekirdeğe? Ağaca bil fiil denilir. Bil fiil. Bütün ağacı bir yerde kotlamak bil kuvve. O ağacı şimdi çekirdeği ağaç yapacaksınız tekrar gelecek bahara ama başka bir zeminde. Adana'daki bir çekirdeği aldınız, Siirt'te, ne bileyim Kastamonu'da ekeceksiniz. O genel olan bir meyve düşün. O çekirdeği ben istediğim gibi yaparım. Niye ben tarlaya gidemem, halıda büyütürüm. Lan halıda nasıl olur ya? Onun bir şey var değil mi? Bir edebi var yani, bir ekim şeyi var, bir gübrelemesi var. Muamele-i kimyevisi var. Ondan sonra her yeri de ekemezsiniz vesaire. Yani ben uymam. Ben kung fu hocasına ne uyacağım? Ben kung fu salonuna girdim, kendim bir yol yapacağım. Yapamazsın. Bütün yolları bitirdikten sonra, dövüş kung fu'nun bütün yollarını bitirdikten sonra yeni bir teknik çıkartabilirsin. Felsefede de öyle. Yolları bitirdikten sonra yeni bir yol açabilirsin. Yani ne olmak istiyorsan tabii. Şimdi ağaca bir fiil. Çekirdeğe ne deniliyor? Bir kuvve. O çekirdeği inkişaf etmen için o ağaca uygulanan kimyevi hadiseler, toprak, güneş, hava, su nasıl yapacaksan bu çekirdeği de yaparsan ağaç olur. Yoksa ağaç olmaz. Asite koysan olmaz. Siyah topraksa siyah olacak, kırmızı olmayacaktır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam da o ağacı hayal edin, zihninizi buraya verin, külüm şükürlüm aile meşgul olmayın. Şimdi ağaç, şeceri hikat, 18 bin alim. Onu hulasalandırdı çekirdeği. Nereye koydu? Peygamberimize. 18 bin alim olmak istiyorsan o çekirdeğe yapılan muamele, yani 18 bin alimi nasıl yaratmışsa onu çekirdeğini Muhammed'in ruhuna koydu aleyhissalatü vesselam. O çekirdeği sen taklit edersen, o çekirdeğin ünlemeli sende de var, 18 bin alemi olursun. Yoksa olamazsın. O zaman kendisi de uyuyor bu sisteme. Yani onun davranışı, keyfe maaş hareketi değil. En çok namaz kılan o. En çok ibadet eden o. En çok Allah'tan korkan o. En çok Kur'an okuyan o. Öyle değil mi? Yani her şeyden çok. Yani keyfe maaşı doğasından çıkan değil. O da uyuyor. Ona da demişler yani Ayşe validemize, o ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an'ı tarif etmiş olduğu ahlak diyor. Demek ki onun doğasından çıkan değil. O da uyuyor. Uyuyor da o da inkişaf ediyor. İslamiyet'in önceki fıtratı da bozulmaması lazım. Bozulmaması. Evet. Mesela bozulmamasına ümit etmiş. Anasından doğduğu gibi. Niçin ümit etmiş? Okuma yazma ikinci manasıdır. Okuma yazması olmaması ümit. Birinci manası nedir? Ümmiyon, anasından doğduğu gibi müdahale edilmemiş. Biz ümmiyimiz değiliz. Bir, televizyon evde müdahale etmiş fıtratımıza. Okula gittik, öğretmen müdahale etmiş. Kilise, liseye gittik, oraya müdahale etmiş. Cemiyet müdahale etmiş. Etmiş.
Ümmi miyiz? Anamızdan doğduğumuz gibi miyiz? Değiliz. Müdahale tarman olmuş. Öyle değil yani. Müdahale değil mi? Anası müdahale edememiş, vefat etmiş. Babası edememiş. Dedesi belirli yere kadar böyle. Yani hakikaten dikkat ederseniz müdahale edilecek şeyler ahlak olacak. En yani anadır babadır Allah şey yapamamış. Dededen öyle alamaz. O da kısa dönem. En fazla anadan al. Anayı da almış. Çok tuhaf ya. Tamamen Cebrail'in şeyi. O da gitti yatırdı. Ameliyat etti. Bilmem ne yaptı. Şimdi böyle bir model çıktı. Nimet de bizim için. Tamam da yapacağız da kimden ders alacağız kardeşim? Topçu olmak istiyorum ama antrenör yok. Namaz kılmak istiyorum, hoca yok. Tarif edici yok. Dershaneye geliyoruz, vakıf yok, ders yapan yok. Ne yapacaksın lan boş eve? Her taraf altın olsa ne olur buranın? Yani böyle birisi olması da bizim için en büyük nimettir. Hasan abi, Üstad Hazretleri yarın ümrüyüm diyordu. Evet, 3 ay müdahale edilmiş fıtratına. 3 ay tahsili var. Yarım ümmi. Ama zahirde ne dersin? Okuma yazması az olan. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadar Kur'an okuyan var mı? Yok. Okuma yazması yok. Nasıl okuyor? Baktığı anda okuyor işte. Allah diyor ki Kur'an'da sen okuma işi yapma. Ümmi olduğunu Kur'an söylüyor. Ümmi ama nasıl Kur'an okuyan çok? Okuyan. Baktığı zaman okuyor işte. Peki niye böyle bıraktı? Yani okuması da olsaydı, yazması da olsaydı. Kur'an'ı kendisi yazdığı ihtimalini ortada kaldırmak için. Okuma yazması olsaydı, ben okuma yazması yok, kendisi söylüyor gavur, Ebu Cehil, işlemezdim gavur diye ilk defa çıktı ağzımdan. O kafayı yedi yani, okuma yazması o memlekette, o dönemde 7 kişiymiş. Okuma yazması yok, yetim, para pulu yok, reis değil, şöhretli değil, onun için ben olmam lazım diyor. Bir kere diyor, cahil de peygamber olur mu diyor. Adam zahire baktığı zaman hakikaten şey yapıyor ya. Okuma yazması olmayandan peygamber olur mu ya? Ne yapmış? Şimdi okuma yazması olmadığını söyleyen sensin. Sonra da diyorsun ki sen yazdın diyorsun. Ya ne periz ne lahana bu ya. Nasıl bir adamsın sen? Nasıl gevzek bir adamsın? Hem okuma yazması olmayana peygamber olur mu diyorsun hem de kendisi yazdı diyorsun. Bir tanesi soru sordu, ona gönderme yapıyorum bugün. Şimdi. Abi cinler diyor şey yapıp da işte abi demiyor işte. Cinler diyor ona kulağını öfürüp de o da yazmış olabilir mi? Lan bir kere okuma yazması yok. Bir. Cinler Kur'an-ı Kerim'de gaybi bilmezler diyor. İki. Niçin? Süleyman Aleyhisselam peygamberdi. Vefat etti. Çürümez. Peygamberler çürümez. Cinler korkuyor Süleyman'dan. Ve saraya çalışıyorlar. Taş taşıyorlar. Süleyman vefat etti. Bastonuna dayanmış. 6 ay. Peygamber zaten çürümez. 6 ay sonra bu baston çürüyor ama bu arada çalışıyorlar. Allah söylüyor bunu Kur'an'da. Allah söylüyor. Bilmana söylüyor. Fızır fızır çalışıyorlar. Arı kovanı gibi taş götürüyorlar ama Süleyman ölmüş Aleyhisselam. Sonra bu baston çürünce düşmüş. Demişler ki cin, aa ölmüş ya. O zaman of be demişler. Sen abi 6 ay mıydı? Ben biraz daha uzun yaşamıştım ama. Ben öyle okudum. 6 ay. Öyle okudum. Kurt giriyor. Bastonu kurt giriyor. 5. şurada da o kurt meselesini bastonu anlatıyor. Dabbetül Arz. Şimdi diyor ki Allah gene getiriyor bak şeyi. Cinler diyor gaybi bilselerdi yakındaki Süleyman'ın ölüsünü bilirlerdi. Ey kardeş bana diyorsun ki gaybtan cinler haber getirip de buna vermiş. Ulan ne gaybi yakınını bilmiyor. Hocam cin yazmış, üfürmüş olsaydı kulağına cin bir kere bu ayeti koymazdı oraya. Kendisi koymazdı. Sonuna kadar öğrenmedi değil mi Aslan kardeş? Yok. Hiç öyle gitti. Yok. Hatta öğrenmek istemiş, yönelmiş, Allah müdahale etmiş. Çünkü Kur'an'da ümmi dediğine göre sonradan ümmi demiyor ki, ümmidir diyor. Ama dönülüyor, okuyor. Ustad peki nasıl ezberliyor? Sahafçılara gidiyor, kitaba bakıyor adama. Dışarıda ha, adamın kitabına bakıyor böyle. Gidiyor kapıda. Bunun parası kaç para diyor adama. Olmuş ha bu. Böyle bir... Ezberlemiş şöyle bak. Hepsini ezberle. Demiş ki 10 lira misal. Al sana 5 lira. Alıyor musun dedi. 5 lira değil 10 lira. Yok almıyorum. Ne yaptın? Ezberledim demiş.
Ne? Adam hakikaten kafayı niye yememiş ya kitapçı? Nasıl ezberledin? Baktım ezberledim. Nasıl ezberlemiş? Okumamış, fotoğraf çekmiş. Ne yapıyor? Sor sayfayı. Kaç? 313. Tamam mı? Ezber. 313. Peki 313'te ne var? Fotoğrafı götürüyor. Tırır tırır okuyor. Orada fotoğraf var. Ezberleme bu şekilde yapmış. Okuyup sokmamış. Fotoğraf şak diye çekmiş. Bu da ezberliyor. Şak. Ezber miydi? Fotoğraf böyle yapmış. O taraf çok gelişmiş. Böyle vurduğu zaman şak, 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 şak. 90 cilt kitap ezberlenir mi? Böyle yapmış da fotoğraf çekmiş. Nasıl yapmış? Allah fotoğraf makinesi vermiş. Ne yapayım? Niye? Vazifelidir. Sen de vazifeli olsan, ben de vazifeli olsam olur. Acayip bir şey yani. Allah'ın adeti. Peygamber de öyle. Niçin söyledim? Bu insan mıdır? Yok. Ama insan gibi konuşmuyor. İnsan değil ama insandan daha fazla ezber var burada. Tak koyuyorsun, okuyor. Sese de dönüştürüyor. Melaike gibi. He, mesela benim bir tane Nokia telefonum vardı. 5-6 sene kullandım. Bozuldu en son, çöktü. Kim telefonu ediyorsam Hafız Selahattin arıyor. Hafız Selahattin sese dönüştürüyor. N95. N95. Bizimki hala aynısı. Hala var biz aynısı. Var değil mi? O da zorluyorlar. Ve ben dersleri ondan çeke 2-3 defa format attık. Değişmediğimiz parçası kalmadı. Artık abi dedi ben mi sana alayım dedi. Telefoncu bunu bırak artık. Böyle. Bir de bu ilmeli konusunda bir şey var. Hani işte cahil insanlar peygamber olur. Eğer okumuş olsaydı ne diyeceklerdi? Önce kitapları okudu. Şimdi bize şey yapıyor. O aldıklarından topladı bir kitap çıkarttı ortaya diyeceklerdi evet. O zaman da. Evet. Tabii işte onu onun için söyledim de. Evet. Şimdi okuma yazması yok diyen sensin. Evet. Sonra Kur'an'ı yazdı sen diyen sensin. Yani ne biçim adamsın da? Peki bir de okuma yazması olmadığı halde Kur'an'ı sen yazdın dediğini diyebiliyorsun da ya okuma yazması olsaydı? Ya bu cehil kadar alim olsaydı, 7 tane alim vardı da Muallakat-ı Seba diye meşhur 7 tane levhalardan bir tanesini asarmış. O Arap Yarımadası'nda 7 tane sözleriyle milletler savaş ediyor, sözleriyle barış ediyor. O 7 taneden bir tanesi buydu. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha tümâs selâvâhâdû.